sohbetimize kaldığımız kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ne söyleyecek Coşkun Gök bakalım bize şimdi? Şimdi Karadeniz şivesiyle konuşunca hemen ufak bir fıkra geldi aklıma. Olur. Şimdi ara sıra anlatıyorum ben bu fıkrayı da, o çok, ben de çok severek sevdim daha doğrusu bu fıkrayı. Temel civciv yetiştirmeye karar vermiş de nasıl yetiştireceğini bilmiyor tabii, bahçesi de var. Almış kafalarından dikmiş, güzel bir dibine de basmış böyle, bir of güzel de su vermiş, sanki fidan dikiyor mübarek. Sabah bakmış hepsi telef. Ya uşak demiş, ya ben herhalde yanlış diktim. Bir de demiş bunları şöyle kanatlarından dikeyim bir anlamasını demiş. Gitmiş 10 tane daha civciv almış, yine kanatlarından dikmiş, yine bastırmış, bir de su vermiş, can suyunu da veriyor. Yani ölmesin, solmasınlar diye. Bakmış sabah hepsi yine telef. Allah Allah demiş, ya ben demiş bunu bir, bizim Tursun demiş ya, ziraat mühendisi çıktıydı uşak demiş, şuna bir danışayım ya. Aramış da Tursun yeğenim nasılsın, iyi misin, ya ben böyle böyle bir işe karıştım da demiş, başaramadım, nasıl ettin emice söyle bakayım. İşte böyle 3-5 tane civciv aldım demiş, kafalarından diktim demiş, öldüler demiş ya. İyi. Amca demiş sen şöyle yanlamasına da denedin mi demiş. Ya uşağım yanlamasına da diktim demiş. Allah Allah, her türlü de dikmişsin demiş ya. Peki bacaklarından denedin mi demiş. Uşağım onu da denedim demiş. Ayaklarına diktim yine öldüler demiş ya. Emice sen oradan bir toprak numunesi gönder de ben bir inceleteyim ben. Yani... Temel'le Dursun'a çok mu haksızlık ediyoruz yo, acaba değil bu ya. Fıkralarla? Şimdi hakikaten onlar da olmasa biz ne yapardık? Şimdi Karadeniz insanı muhteşem. Kendi üretip kendi güler. Evet. Kendisi de anlatır bunu. Zaten onlardan dinledim ben zaten. Çok doğru. Zaten çok doğru. Karadeniz insanının ürettiği bir zeka ürünü esasında. Herhalde bu fıkralar ya. Hepsi yani.